için biraz heyecanlıyım. Bugün ilk kez kendi arabamla merkeze gideceğim. Arabamız gayet çekim yapmaya uygun. Çeşil yoldan terbiyesizler sizi ya. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar, arabamızı aldık. Artık çekimlere bununla gideceğiz. Bugün de acele bir işimiz var merkezde. Tabi bu arabayı arkadaşlar bir ay önce falan almıştık ama bir türlü zamanımız olmadı arkadaşlar. Çekim yapamadık. Daha farklı düşüncelerim vardı. Böyle off-road falan yapacaktık. Ama tabi zamanımız olmadığı için bugün böyle göstereceğiz size arabamızı. Ehliyette arkadaşlar 10 gün önce aldığım için biraz heyecanlıyım. Bugün ilk kez kendi arabamla merkeze gideceğim. Yani bugün biraz sıkıntılı geçecek. Bu da arkadaşlar eski arabamız. Bu 25 yaşında arkadaşlar, şampiyon hırsızı. Bu benden yaşlı, 2 yaş benden büyük. Bu yeni aldığımız da arkadaşlar 2015 model 183.000'de. Bundan sonra çekimlerimizi falan bununla yapacağız. Koyunlar hasta olduğu zaman mesela bu arabaların girmediği yerlere bu gidebiliyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir araba aldık. Şimdi içine falan da bakarız. Sürdüğümüz zaman da konuşuruz yine arkadaşlar. Acele bir işimiz olduğu için bu videoyu biraz aceleye yöneldik. Yani çiftlik hayalimizden vazgeçmedik. Onu da size içerisinde anlatacağım. Arabamız gayet çekim yapmaya uygun. İnşallah kadarsız belasız kullanabiliriz. Biz de ehliyeti yeni aldığımız için birazcık acemiyiz yani, açıkça söylemek gerekirse. Hadi bakalım gidelim. Bu ilk sürüşüm, yani bu burada ilk sürüşüm olacak. Şurası da arkadaşlar aşağısı çeşme uçurum yani. Buradan direkt aşağı gidebiliriz herhalde. Bana öyle geliyor. Ben heyecanlıyım şimdi. Emre abi de bugün yanımda arkadaşlar. O sürekli bizim yanımızda, bize destek oluyor. Kurtlar da yanımızda, koyunlar, otomat da yanımızda. Böyle özel günlerimizde kendisi hep yanımızda. Sağ olsun. Rica ederim. Aman Allah'ım. Biraz heyecanlandım. Kim ya bu terbiyesiz? Çıvaş. Şimdi bir frenden ayağını yavaş yavaş kaldır. Arkadaşlar zaten acemi olduğum için Emre abi bana yardımcı oluyor sürmede. Birkaç gün Emre abiyle yürüt gelirsek arabayı öğreniriz değil mi Emre abi? Aynen. Fitesi şimdi biri attık, şimdi gidiyoruz. Hı. Yavaş yavaş frenden ayağını kaldır. Zaten yokuş aşağı gider. Konuya basıyoruz. Arada şimdi yayarları eziyoruz arkadaşlar. Bizde öyle bir şey yok. Çeşit yoldan terbiyesizler sizi ya. Zaten acemiyiz. Kedim ezdi. İnşallah ezmedi. Burada mı dönüyor benden? Direkt git bence. Hı? Direkt git. Burada hep sen sürerdin ama. Köyüşten kimseyi ezmeden gitsek. Traktör var. Ha, doğru. Köyüşten kimseyi ezmeden gitsek. Emniyet çemenleri tamamlamışız. Çok iyi. Bir acemilik. Emniyet çemen çok önemli abi ya. Evet. Ben hiç taklım ettim. Bak işte sınavda olsa anıdır. Kalmıştım. Şimdi biraz bana doğru al. Hazır tarafı git. Yolda sapıyoruz değil mi biraz? Aynen. Tamam ne diyoruz ya? Oğlum köpekler de yolun ortasında kardeşim ya. Köy içinden gelmek de. Git git. Sıkıntı yapma. Çarpacağız şimdi. Yok yok. Biraz yapmıyorum. Soldan git abi. Aynen. Bir araba sürmeyince köpek edeceğiz ya. Ya da traktöre çarpacağız. Şuradan gidelim ya. Şurada bir arabayı deneyelim. Aman Allah'ım burada motor var. Bu değişti. Bu sana yollar kapalı. Buradan gideceksin abi. Bugün buradan gideceğiz. Şimdi orada arabayı denemek istedim. Senin abi oradan gidip geliyoruz ya sürekli. Ve arabanın altı aldı. Yok bu yoldu. Yok şöyle oldu sürekli. Aynen. Bunda öyle bir dert bak, yok. Bak köpeğe baktı. Korkma korkma. Bundan kaçıyor. Birinize uğraşma kardeşim. Zaten acemiyiz. Zaten elimizde ayağımız birbirine dolaşıyor. Emniyet çeneni taksa yoruldu ya. Sağa çek. Emniyet direksiyon sahip olur herhalde. Tamam. Zaten acemiyiz. Yolda arabayı zor tutuyoruz. Bir de bu önemli. Normal taksilere göre biraz sıkıntılı, tamam mı? Taksi biraz daha ufak ya. Mesela ehliyet onu da aldık. Aynen. Güzel. Bu yüksek. Aynen. Vitesler falan var ya, bunu kuruşu var. Şimdi vitesi 2 alır. Araba fazla zorlama. Aman Allah'ım. Hep bir daha kaldırma yavaş yavaş. Aynen. Ya şimdi bu koyunculuk öyle bir şey ki abi. Hiç zamanı insan zaman bırakmıyor yani. Haklısın. Şimdi arkadaşlar çiftlik hayalimiz de sona ermedi. Çiftlik hayalimizi gerçekleştireceğiz ama şu an parayı arabada kullandık. Çünkü geçen sene mesela 100.000 TL diyelim. Geçen seneki 100.000 TL ben mesela biriktirdiğimi düşünelim. Bu sene o 100.000 TL 20.000 TL düştü herhalde.
Yani adam gücü çok aşağı. Paranın değeri düştü. 100 TL'ye 50 koyun alırsa şimdi 10 koyun alırsın. Paranın değeri düştü işte. Aynen. Abi bizim hatamız o oldu işte. Ben normalde bu sene çiftliğimi oraya yaktım. Hı-hı. Ama para sıfıra indi. Yani parayı boş yere bıraktık yani ne yapayım. Mesela bir yatırım falan olmadı ya. Hı-hı. Ne oldu? Para sıfıra indi. Hı-hı. Ama bu da bize bir tecrübe olmuş oldu. Ama arkadaşlar 1-2 sene içerisinde kesinlikle çiftliği kuracağım. Yani şu anda fırsat olsa bir tane bile koyun bırakmam yani. Hepsini çöpümü kazırım. Masum hariç. Büyükbaşa döneceğiz zaten arkadaşlar. Ve şöyle sistemli bir köpek çiftliğimiz olabilir. Ama büyükbaşta olacak tabii ki. Bunun yanı sıra. Çekimlerimiz profesyonelleşecek zamanla. Şimdi araba aldık. Çekimlere onunla gidebiliriz. Tabii bu sene biraz zor gideriz de. Seneye mesela sonbahar aylarında gidebiliriz Emre abi. Değil mi? Nereye? Mesela Tunceli'ye gidelim. Ha, gezmek için mi? Karşıda, yok. Çekimi için. Burada mı girelim göster? Hani sana neresi rahat geliyorsa. Ben hiçbir yere rahat gelmiyor bana. O zaman burada yavaşla. Bire mi abi? Yavaşla, vitesi bire al. Burada sen biraz acemisin. İyice yavaş. Sürdün müydü? Sana sürdün. Biraz geniş al, rahatça dön. Mesela sürekli babamla sürüyordum ya burada. Babam çok sinirleniyor. Döndür şimdi. Sinirleniyor Emre abi. Döndür tamamen. Aynen. Babam da arkadaşlar şu an gayet iyi. Rahatsızlanmıştı. Ama şu an durumu iyi. Yani para falan önemli değil arkadaşlar. Önemli olan can sağlığı. Aynen. Koyun da gider gelir. Araba da gider gelir. Kaza da yapılır. Koyun da ölür. Benim hayvanlarımız ölmüştü. O yüzden de stres yaptı herhalde. Babam biraz rahatsızlandı. Ama şu anda gayet sağlık durumu iyi. O iyi olunca biz de iyi oluyoruz. 1-2 sene de kendimizi de toparlasa verin abi. Hayal önce gerçekleşti. Biraz geç olur ama güç olmaz. Aynen öyle. Artık bir şeyler yapacağız yani. Çiftlik hayalimizden asla vazgeçmedik. Ama biraz süre var. 1-2 yıl herhalde. Çünkü arkadaşlar şöyle bir dağa tırmandığımızı düşünelim. Şu anda tırmanıyoruz yani. Zorlu. Bıktık mesela. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Yani dayı diyor ya. Aynı öyle. Bıktık. Dağa bir değişiklik olsun. Ama düzlüğe çıkacağız yani. Düzlüğe çıkınca da kendimizi toparlayacağız. Ama mecburen koyun yapıyoruz. Çünkü biz şimdi gidip birisinin içinde çalışamayız. Yani ne abi bir asgari ücretle çalışsan bunlar imkansız yani. Olamaz. Zor, çok zor meslek bu ama mecbur katlayacağız, yapacak bir şey yok yani. Elimizde imkan yok ki. Başka bir şey bilmeyiz yani. Ama ileride inek falan alacağım arkadaşlar. Mesela hayvan, şimdi ineğimiz olsaydı babam koyuna gitti. İneğin önüne biraz yonca atardım ben abi. Ya da çoban gidiyor zaten ben. Çobana katardım, birisine otarsın. Sonra akşam yemini verdim. Yani çekim de yapardık, insancılar rahat yaşardık. İneğimiz olsaydı zaman çok kalırdı Mert. Koyun öyle değil ki Emre abi. Koyunda sürekli ilgilenmen lazım. Koyun biz geçen sene yarım saat bir kere evden geç çıkardık. Ya hayvan da bahçe duvarını yıktı ya. Şu cebinin yanında duvar vardı ya. Orayı yıktılar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ama inek olsa. Şimdi muhtarımıza çarpışacağız herhalde abi. Köyümüzün muhtarımız abi. Bu hafif çarpışmaların ardından. Araba da yok. Biz artık gidelim. Ama biraz yavaş yavaş öğrenmişsin değil mi Emre abi? İyi biraz ama. Hatırlıyor musun kamyonu ilk zamanlar şöyle 15-14 yaşlarındayım. Ağaca çarpmıştım arkadaşlar. Hatırlamazsın. Onlara sürmeyi öğretmiyordu. Kamyonu çalıştırdım birden ağaca çarptım. Yani ağaca çarpmasa da uçur mu uçacağız? Orada Emre abi aradım. Emre abi geldi kamyonu çıkardı orada. Hiçbir şey olmamış gibi. Babanın haberi yoktu değil mi? Aynen ama Emre abi yani ağaç olmasa mıydı ya? Biz şimdi gitmiştik yani. Direkt aşağı uçardık. Çeşmeden aşağı. Bizim orada uçurum kardeşim. Her yerimizde tuzak ya. Ses değişebilirsin. Şimdi Erzincan'daki işlerimizi yapalım. Sonra babamın yanına gideceğiz arkadaşlar. Yani bakın bu arabaya bir doğru düzgün çekim yapamadık. Şimdi böyle drone'la falan çekim yapma gibi bir projem vardı. Ama zaman yok. Ancak işlerimizi halledebiliyoruz. Zaman yok. Ya bu koyunculuk var ya Erin abi. İnsan hem canını arıyor. Hem de zamanını alıyor yani. Yani çok zamanını alıyor. Canını da alıyor ya. O yani kadar mesela çok büyükbaş hayvancılık yapan da var. Çok mesela geziyorlar. Aynen. Zamanlar çok oluyor ama. Siz de mesela. Acayip şey zor yani. Sürekli diyor ben otar. Başım dolu diyor. Büyükbaş olsun. Ya hem otarması evde bile aynen. Otarmasan bile yine sıkıntılı. Yok çobana kat. Bir sabah bir akşam. Aynen. Bir de bizim şu anda kara düzen ya böyle sürekli insan gücü yani. Biraz daha profesyonelleştireceğim yani ileride. Büyükbaşı yaptığımız zaman. Aynen. Şimdi durumumuz sıkıntılı yani arkadaşlar. 1-2 yıl dişimizi sıkacağız. Ondan sonra illaki bir de düzlüğe çıkarız. Yani her zaman insanın bir umudu olmalı. Yoksa yani
durumlar kötü. Sen psikolojisi bile bozulabilir yani. Öyle. Çünkü anne abi mesela bak, bir yaşlı inekte bir yaşında kuzunun eti aynı fiyatı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Normalde tosun etiyle kuzu eti aynı olması lazım. Hı hı. Şimdi bir yaşlı inek mesela 150-160 lira mı? Evet. Kuzu eti de 150-160 lira kesiliyor. Ama şimdi arkadaşlar siz çok pahalı yiyorsunuz ama bizden alınan ucuz yani. Bir yaşlı inek de aynı fiyata kesiliyor. Ve bu da ister istemez insanı yoruyor. Hem psikolojik açısından yoruyor hem de parasal anlamda. Çalır, yine getiriyorsun, ineğin parasını veriyorsun. Mesela biz kuzuyu sattığımız zaman Eren abi, fiyatlar ucuzdu, şimdi pahalandı. Aynen. Bu da seninle güzelce otardık. Kuzular. Koç gibi oldular. Kuzular güzel olmuş tam. Sen de sağ ol, bayağı bir yardımcı oldun. Ne demek ki? Lan 45'i mi otardık, ne yaptın? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. 45 mi yardım otardık? Vardır annem. Yani insanın tabi psikolojik açısından da etkiliyor ya. Nasıl bir kuzu etiyle bir inek eti aynı oluyor arkadaşlar? Çünkü niye yanlış tarım politikası Eren abi? Şimdi önce götürürler sütü pahalı yapmaları diyerek için götürür eti pahalandırdılar. Süt veren inekler kesildi. Şimdi o ineklere doğum yapmadığı için ne oldu? Dana mana kalmadı. Dona falan pahalandı. Aynen. Şimdi küçük baş da aynı onu gibi olarak yani. Yani bilmiyorum, ben bu cahil kafamla anlayabiliyorum da yani bu yetkili kişiler nasıl anlayamıyor, ben hayret ediyorum. Şaşırıyorum. Hakkımızda hayırlısı ama kırmadan usanmadan arkadaşlar üretmeye devam edeceğiz. Mert Yılmaz. Ne olacak, bir şey yok Eren abi. Elimizde değil mi ya, bildiğimiz bir şey yok ki. Başka bir şey yok. Bunu da iyi yerlere getireceğiz inşallah. 4-5 sene sonra Mert bunu izliyorsan eğer, inşallah bugünleri hatırlarsın yine. İnşallah hatırlarsın. Doçkan'ın yavrusundan vereceksin. Önderin abi herhalde 4-5 sene sonra yurt dışında oluyorsun değil mi? Büyük ihtimalle. Sen 2-3 ay sen gidersin yurt dışında herhalde. 2 ay falan. Aynen. 4-5 sene sonra artık bize oradan bir telefon veren getirsin. Doçkan'ın yavrusunu hazırla. Doçkan'ın yavrusu o zaman 4-5 yaşında olur. Ne değişik bir şey değil mi Eller? Şimdi aynen. 4-5 yıl sonra izlesek. Acaba o zaman ne durumda olacağız? Yaşayacak mıyız, ölecek miyiz? Hiçbir şey belli değil. Belli değil ya. Bu hakkımıza hayır. Sağlık olsun da gerisi önemli değil ya. Hayvan da ölebilir, zarar da edebiliriz. İnişler, çıkışlar, her şey olabilir. Ama sağlık olsun. Sağlık yere gelmiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar artık merkeze doğru gidiyoruz. Yine bir ara konuşuruz. Ben de böyle konuşmaklarında da acemiliğimi biraz attım. Üçte gidiyoruz değil mi? Aynen. Zaten yavaş gidiyoruz. Aynen, aynen ya. Yani şimdi bende şöyle mantığım var Emre abi. Bir yarım saatte mi gideceğiz? 45 dakikada gidelim. Ne oldu ki yani? Cüresin bizim olanıyor. Şu an acemisin aynen. Aynen. Şimdilik yani öyle olsun. Arkadaşlar bu arada bir tane de meyve aldım. 13-14 yaşında bir tane daha almıştım ama o maalesef kırıldı. O zaman da bilmiyordum. Şimdi süs eşyası gibiydi. Pek çalamamıştım zaten. Ama içinde bir istek vardı. Şimdi o isteği gerçekleştirdim. Bazen canım sıkılınca çalmaya çalışıyorum. Nota falan da bilmiyorum. Karıcan şöyle canım sıkıldığı zaman akşamları falan ya da boş olduğum zaman çalmaya çalışıyorum. Şimdi ilk başta üfleyemiyordum bile. Tabii bunu bir sazcıdan aldım. Yani iyi yapan bir yerden aldım. Bu sefer diğer sefer dandikti. Ama bu gerçekten güzel şu anlık. Şimdi bir deneme yapalım bakalım. Karacüzen çaldığımız için kafaya göre bir şeyler yapacağız. Nota falan bilmediğim için. Deneyelim. Şöyle yavaş yavaş çalıyoruz arkadaşlar. İlk başta ses çıkaramıyorduk. Şimdi ses çıkarmaya başladık. Böyle karacüzen birkaç tane çalsam bana yeter. Canım sıkıldığı zaman çalabilirim arkadaşlar.
Yani çalmasam bile şöyle bir yerip üflemek yetiyor arkadaşlar. Arzuluyorum çalmayı. Sonra geliyorum burada birkaç deneme yapıyorum. Pek çalamıyorum. Ve o arzumu bitirmiş oluyorum. Sonra 2-3 gün sonra bir daha diyorum bir daha çalayım. Bir daha çalmaya çalışıyorum. Böyle bir düzen var. Ama bunu da almış oldum. Sevindim yani. Küçükken almıştım. Hiç çalamamıştım. Şimdi ses çıkarmaya başladık. Karar düzeninde bir şeyler çalıyoruz. İnşallah arkadaşlar ilerleyen zamanlarda biraz daha çalmamızı iyileştirebiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hayata dair illaki bir umudunuz olsun. Yoksa umudunuzu kaybederseniz her şeyinizi kaybetmiş olursunuz. İllaki insanın bir umudunun olması lazım arkadaşlar. Görüşmek üzere.